Sayın A Haber izleyicileri, tıbbi mazohilmi Aydoğan hocam, kan gruplarının genel etkileri üzerindeki bilgilerinden sonra şimdi bize masajın insan üzerindeki çok önemli vurgularını bizlerle paylaşacak. Buyurun Sayın Hocam. Masaj nedir diye sorulduğunda verilecek en doğru cevabın bir tedavi yöntemi olduğu biliniyor. Masaj bir tedavi yöntemi ise kas, sindirim, dokular üzerinde hatta fizyolojik değil psikolojik varlığımız üzerinde de etkisi olduğu tespit edilmiş. Şimdi yıllardır modern tıp daha yaygın olmadan uzak doğu ülkelerinde Shiatsu denen, Tai denen, Tayland'a ait masajlarla insanlar eklem ağrılarından, kas ağrılarından, sinirsel ağrılarından kurtuluyormuş. Shiatsu dediğimiz bir nokta masajı, Tai dediğimiz çekme ve germe hareketlerinden oluşuyor. Ayak tabanına yaptığımız bir fus refleksoloji masajıyla modern tıp doktorlarının, masör ya da terapistlerin uygulamış olduğu tekniklerle felçli bir çocuğun iyileştiği biliniyor. Bizim eğer omurgamız, bel, sırt, boyun omurgamız kasılmaya bağlı siniri sıkıştırıyorsa bunu gevşetmek, yumuşatmak, özel bitki yağlarıyla besleyecek bir şekilde ağrılardan kurtulması mümkün. Bir modern tıpın önermiş olduğu ilaçlar, ilaç eşittir zehir diyorsak uyuşturarak ağrıları gidermeyi geçici olarak kabul edebiliriz. Ama kalıcı olarak kasılan kasın yumuşayıp gevşeyip ağrının ortadan kalması gerekir. Eğer vücudumuz su topluyorsa, ödeme yolaşıyorsa vücudumuzdaki belli noktalarda lenf drenaj dediğimiz yani su yollarının açtıkalı olduğu tespitine varılmış. Su yollarının açılmasıyla vücutta atık suların ve ödemin atıldığı, şişmelerin önlendiği, ağrıların kesildiği tespiti yapılmış. Ayrıca ben bir antrenörle, milli tekvando antrenörle egzersizlerin fizik tedavi uzmanlarının da uyguladığı gibi zayıf olan kasları güçlendirmekle insan metabolizması üzerinde güçlü olan kasın ağrımadığı, zayıf kasın ağrıdığı, zayıf kasın soğuktan ya da dış etkenlerden daha çok etkilendiği, aldığı darbe ya da travmalardan daha çok etkilendiği tespitine varmış. Biz eğer doğal tedavi, elle tedavi, masajla tedavi, egzersizle tedavi tercih edersek ve bilinçli bir şekilde de kan grubumuza göre beslenirsek insan sağlığının daha dinençli, metabolizmanın daha güçlü ve yerinde çalıştığını, daha sağlıklı olduğumuzu, kendimize olan özgüvenin daha fazla olduğunu ve hastalıkları yenebileceğimiz tespitine vardı. O halde biz her şeyi istediğimiz kadar yiyemeyeceğiz. İhtiyacımız kadar yiyeceğiz, kan grubumuza göre besleneceğiz. Bir kan grubu diğer kan grubunun yediği besinde zehirlenebiliyor. Metabolizma bozuluyor. O zaman kan grubumuza göre her kan grubunun özel yemesi, içmesi gereken sebze, meyve, et, balık, deniz ürünleri ve bitki çayları olması gerekiyor. Eğer ki biz ya doğal olmayan gıdalarla beslenirsek metabolizma bozuluyor, insülin, şeker dengesi, tansiyon yükseliyor. Tansiyonu da düşürmenin tekniğini daha önceki programlarda da söylemiştim. Belli atış noktalarında, sinir uçlarında yapılan Shiatsu tekniğiyle tansiyonu ben elimle 3-5 dakikada düşürebiliyorum. Normal ilaçla tansiyonun kana karışması için ilaçların kana karışması için en az 15-20 dakika geçmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon olan, hipertansiyon olan 18-19-20'leri olan bir hastanın çok kısa sürede tansiyonu düşmesi gerekiyor. Bu Shiatsu dediğimiz nokta masajıyla tansiyon düşebiliyor. Normal vücudun masaj olmasıyla zaten tansiyon genel anlamda düşüyor. Demek ki biz sağlığımızı, ağrılarımızı ve tedaviyi uygularken doğal tedaviyi, kan grubuna göre beslenmeyi, ona göre bir program olarak diyet olmamız gerekiyor. Spor olmazsa olmaz diyoruz. Aktif bir şekilde bütün kaslarımızı çalıştıracak egzersizler yapıp eğer sağlığımızı kaybettiysek tekrar kazanma şansımız daha yüksek oluyor. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.